Herkese merhaba. Dünya işsizleşip gaddarlaşıyor diyenlere aldanmayın. Her gün yüzlerce iyi şey olduğuna dair elimizde bir sürü kanıt var. Bugün karşılığında hiçbir şey istemeden zor durumdakilere yardımcı olan insanları göreceksiniz. Hatta hayvanların bile birbirlerine yardım etme eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz. Hadi başlayalım. İtfaiyeciler sert insanlardır. Ancak hepsi de gülümsemelerini kendilerine saklayamazlar. Hem gündüz hem gece vardiyasında çalışan itfaiyeciler Surfside'daki molozları temizliyordu. Ve bu çocuk yanlarına gelerek onlara tatlı ve soda ikram etti. Bu olaydan sonra itfaiyecilerin yenilenmiş bir enerjiyle çalışmaya devam ettiklerine hiç şüphe yok. Meğer insanların neşelenmesi için inanılmaz bir şey yapmanıza gerek yokmuş. Bunun için birkaç dakikanızı harcamanız yeterliymiş. Bu adam en güzel çiçeğin, hiçbir neden yokken verilen çiçek olduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden St. Petersburg sokaklarında motor sürüyor ve yoldan geçenlere çiçek veriyor. İnsanların bu anlardaki neşesinin onu daha da neşelendirdiğini söylüyor. Sürücü çiçeği verdikten sonra kadınların da aynısını bir başkasına yapmasını istiyor. Sizce de yapılan bir iyilik dönüp dolaşıp kişinin kendisini bulur mu? Eğer öyle ise kötülüğü dünyadan sonsuza kadar silebiliriz. Yanınıza ne olur ne olmaz diye bir mendil alın. Çünkü yürek parçalayan bu videoyu görmek için Brezilya'ya gideceğiz. Bu zavallı adamın verdiği tepkiye bakarsanız bu hediyenin onun için ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. Eğer bunun gibi daha birçok insan olsaydı dünya daha güzel bir yer olurdu. Bu şoförün başına gelenin sizin başınıza geldiğini bir hayal edin. Ancak buradaki adam yalnız değildi. Neyse ki orada ona yardımcı olmak isteyen birkaç kişi vardı. Adım atmakta zorlanan bu adam için üzülmeyin. Çünkü gerçek bir polis gelip ona yardımcı olacak. Gerçek bir kahraman olmak için filmlerdeki gibi çıplak elle suçluları yakalamanıza gerek yok. Japonya'da yaşayan bu adam görev yerini terk etmek zorunda kaldı ancak patronu ona kızmayacak. Özellikle de bu videoyu gördükten sonra. Birçok ev sahibi kapının eşiğine kuryeler için ikram bırakır. Ancak bu adam içerisinden istediği atıştırmalığı seçebileceği kocaman bir masa dolusu ikramla karşılaştı. Bu masanın bir fotoğrafını bile çekti. Bu arada bu adam açgözlülük yapmadı. Yine de gitmeden önce bir şişe kola almadan da duramadı. Bunun bir ağırlık kaldırma yarışması olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak aslında civardaki ofislerden birinin çalışanları burada bu talihsiz sürücüye yardımcı olmak için toplandı. Üstelik ayakkabılarına ve gömleklerine zarar gelebileceğini umursamıyorlar bile. Sizi bilmiyoruz ama biz bu görüntülerden sonra Çin'de lise öğrencisi olmak istedik. Bir anda yağmur yağmaya başladığında lise sondaki öğrencilerin birinci sınıflara nasıl yardımcı olduğuna bir bakın. Büyükler bir zincir oluşturdular, böylece çocuklar kantine giderken ıslanmadılar. Ne kadar da hoş bir sahne. Britanya'daki bu kargo sürücüsünü yalnız kibarlığı için değil aynı zamanda da kıvrak zekası için tebrik etmeliyiz. Yaşlı kadının arabasına giderken ayakları ıslandı ve sürücü de bu sorunu çözmek için dahiyane bir çözüm buldu. Utah'ta yaşayan bu adamın adı Derlin Newey ve Derlin tam 89 yaşında. Ne var ki Derlin yaşına rağmen haftada 40 saat pizza kuryesi olarak çalışmak zorunda. Birçok müşterisi Derlin'in kibarlığı ve komik sloganı yüzünden çok seviyordu. Ve bir aile bu adamla birlikte TikTok'ta bir video çekmeye karar verdi. Kullanıcılar hemen bu sevimli adama aşık oldular. Bunun sonucunda da Derlin için yüksek meblağda bir bahşiş bırakmaya karar verdiler ve tam 12 bin dolar topladılar. Bu sayede Derlin çoktan hak ettiği tatili gönül rahatlığıyla yapabilir. I don't know what to say, but thank you. Bir nedenden birçok insan motosiklet sürücülerinin sert tipler olduğunu ve bu insanlarla uğraşılmaması gerektiğini düşünüyor. Ancak şimdi görecekleriniz bu stereotipi yerle bir edecek. İnsanlara iyilik yapmanın bulaşıcı olduğunu biliyor muydunuz? Ciddiyiz. İşte size kanıt. Siz iyi bir şey yapmaya başlar başlamaz, etrafınızdaki insanların da size katıldığını fark edeceksiniz.
Zamanınız olduğunda bunu bir deneyin. Bu videodaki adam engelli bir insan olarak yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Ancak bu adama yaptığı şey insanın kalbine dokunuyor. Burada neler olduğunu anladığınızda en azından yarın sabaha kadar gülümseyeceğinize söz veriyoruz. İnsanların ne dediğinin bir önemi yok. Hayvanlar da desteğin ne demek olduğunu biliyor. Üstelik şu anda yalnızca maymunlardan ya da yunuslardan bahsetmiyoruz. Kurbağaların arkadaşlarını kurtarmak için nasıl çaba sarf ettiğine bir bakın. Yanında böyle yardımsever bir arkadaşı olduğunda çocuğunuz için endişelenmenize gerek yok. Bu arkadaş çoktan iyilik yapmaya başlamış biri. Gerçi kendisi de hala bir çocuk. İnsanları hayvanlara davranış şekillerine göre yargılayabilirsiniz derler. Bu yaşlı adamın harika bir insan olduğu çok açık. Ne de olsa yoldan geçen herkes bir sokak köpeğini elleriyle su içirmez. Bu tarz kostümlerle çalışmak hiç de rahat değildir ve bu adamın da zorlu zamanlardan geçtiği çok açık. Böyle zamanlarda ufak da olsa biraz destek görmek çok önemlidir. Aslında bu kadın bu adama yemek getirerek çok da büyük bir şey yapmadı. Kabul edin, sizin de gözünüze bir şey kaçtı değil mi? Sakin olun, bu adam gayet iyi durumda çünkü kendine özel bir süper kahramanı var. Kadın, adamın iyi olduğundan emin olmak için yanına geldi. Etraftaki insanlardan yardım istedi ve polis gelene kadar adamın yanında bekledi. Adamın iyi olduğundan emin olana kadar da oradan ayrılmadı. Eğer abiniz varsa ve bu görüntüler size tanıdık geliyorsa o zaman videoyu beğenin. Eğer bir abiyseniz, kız kardeşiniz ıslanırken yeni ceketinizi önemsemezsiniz. Bu görüntüler neredeyse Saving Private Ryan'dan alınmış gibi. Gelinciklerden biri ciddi şekilde yaralandı ve eğer arkadaşı olmasaydı yoldan hiçbir şekilde çekilemezdi. İnsan bu görüntülerden sonra hayvanların duygularının olmadığını nasıl düşünebilir ki? Gerçek bir centilmenin kuyruklu ceketinin, şapkasının ve bir asasının olması gerekmez. Bunun için kepçeli bir traktör ve nazik bir kalp yeter de artar bile. Bütün kahramanlar pelerin takmaz. Öyle ki bazıları yalnızca yeşil tişört giyer ve trafikte ışıkların yanmasını beklerken yemeğini bir fille paylaşır. Yalnızca kendi işini düşünmediği için bu adama ne kadar saygı duyduğumuzu bir cümleyle ifade edelim.